At yarışlarından dönerken yeşiller içinde bir kadın gördüm. Her tarafı göt ve meme. Karşıdan karşıya geçen baygın bir ruh. Sarhoş ve yeşil bir antilop kadar seksi. Kaldırıma gelince ayağa takıldı ve yere düştü. Öylece pisliğin içinde oturdu durdu. Arabamda oturup onu seyrediyordum. Sanki hiçbir şey olmamış gibi öylece kayıtsız hissettim kendimi. Bu yeşil yaratığa bakıyordum. Aniden 20 metrelik bir kamyon geldi ve tam kadının önünde durdu. Adam inip kadını ayağa kaldırdı. Beyaz çalışma giysileri içindeki bu genç adamın yüzü kızardı. Kızın vücudu nefisti. Gerçekten de öyle. Ama düşecek kadar da aptaldı. Yaşamı da öyledir garanti. Birer kule misali yüksek topuklar üzerinde yalpalanmaktadır. Durup bembeyaz dizlerini ovaladı aptal. Korkak sarışın ve yalnız genç adam kadınla konuşmayı sürdürdü. Ama kadın birden en yakın barın nerede olduğunu sordu. Adam sırıtarak caddenin sonunu gösterdi. Artık pes etmişti. Kamyonuna bindi. 20 metrelik mobilya, battaniye ve soba dolusu caddede yoluna devam etti. Yeşil antilop bara girmek üzere karşıya geçti. Sallanarak ve titreyerek. Titreyerek ve sallanarak. Öyle bir şey işte. Gözlerimiz ona takılmış izliyorduk. Arkamda arabalar birikmişti. İri yarı biri korna çaldı. Vitese taktım. Marketin önünde arabayı ikiye katlayacak büyüklükteki çukurun önünde biraz yavaşladım. Diğerleri de beni takip etti. Çukurun önünde yavaşladılar. 18 arabanın içindeki erkekler aynı şeyi, kaçıp giden adamı düşünmekteydiler. Ne olurdu acaba? Güneş batmak üzereydi. Trafik ağır ilerliyordu. Yaşam ne kadar da dayanılmazdı.